beklemiyorduk aslında. Biz geçen Nisan'ı Şubat ayında buluşacaktık. Burada ağırlayacaktık Nesrin Bey'i. Deprem oldu. Sonra uygun bir tarih bulmaya çalıştık. Ülke gündemi izin verirse. Bulamadık. En son işte bugün de karar kıldık. Bilemedik ki seçimden 3 gün sonraya denk geliyormuş bugün de. Yine iyi geldiniz. Hoş geldiniz. Nesrin Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hepinize hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nesim Ovadia İsrail'i hepimiz tanıyoruz. Özellikle yakın dönem Türkiye tarihi araştırmalarıyla ve bir kitabı var ki onunla özdeşleşti artık bir isim. Kirkos Orhan kitabıyla geniş toplumda çok tanınıyor. Fakat son yıllarda araştırma alanını, ilgi alanını Osmanlı-Türkiye tiyatro tarihine yöneltti. Ve çok şahane peş peşe iki kitap geldi. Birincisi daha da gelecek, yani çok uzun soluklu bir yürüyüşe çıktı belli ki. İlk kitabı, bu yürüyüşün ilk adımı Şahin Yanlar'dı. Osmanlı ve Türkiye tiyatrosunda Şahin Yanlar 2018 yılında yayınlandı. Bahram Şahin Yan'ın yaşam öyküsünü, sahne çalışmalarını 1915 koşullarında İstanbul Ermenilerinin tiyatro yapma motivasyonuna odaklanmıştı o kitapta. Sonra geçtiğimiz aylarda işte Aras Yayıncılık'tan bugün de bizi bir araya getiren Düşler sahnesinde Aşot Madakyan ve Kozmopolitizm'den Milliyetçiliğe Türkiye'de tiyatro kitabı yayınlandı. Bu kitapta da yine Aşot Madakyan, rejisör Aşot Madakyan odağında aslında Osmanlı, son dönem Osmanlı tarihine, meşrutiyete, erken cumhuriyet dönemine odaklanıyor tanıklıklar eşliğinde. Nesim Bey, ne oldu da siz araştırma alanınızı tiyatroya yönlendirdiniz ve nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? İmreniyorum kitaplarınızı, biraz fikir alalım. Nasıl çalışıyorsunuz? Konuyu nasıl belirlediniz? Ya şimdi herkese merhaba dedikten sonra bu soruya şöyle bir yaklaşayım. Ben aslında inşaat mühendisiyim. Teknik üniversiteden mezun oldum milattan önce. Uzun yıllar mesleğimi icra ettim. Tabii mühendisliğin getirdiği de titizlik var. Bir tahmin edersiniz. Az önce siz mi bir şey söylediniz? Nasıl, pardon, bir beyefendi Erhan Bey. Erhan dedi. Erhan Bey, evet. Çok titiz çalıştığımı, çok böyle metodik bir çalışma tarzım olduğunu söyledi. O bence söylediği, size unuttum, şeyden geliyor, mühendislikten gelen bir şey, sistematik olma, dikkatli olma gelen bir şey. Şimdi nereden başladım dediğiniz zaman, şimdi en başlangıç noktamı şöyle izah edeyim. İstanbul'da 24 Nisan 1915'te hepinizin bildiği bir tutuklama operasyonu oluyor. Ermeniler üzerinde. Ermeni aydınlar o gün İstanbul'da büyük bir operasyonla toparlanıyor, tutuklanıyor, götürülüyor. Daha sonra bunların götürüldüğü merkezlerde, yani şeyde Çankırı'da, Ayaş'ta ve Ankara'da belli bir zaman dönemi içinde katlediliyor. Şimdi böyle bir okuma olayı var. Böyle bir bildiğimiz bir şey, konu bu. Fakat ben bu konuları okuduğum zaman şöyle bir çelişkiyle karşılaştım. Ya resim tarihi diyor ki ya bu insanlar tutuklandı ama bir şekilde daha sonra sağ salim İstanbul'a geri döndüler. Buna karşılık Ermeni kaynakları hayır öyle değil, bunlar götürüldü ve katledildi, işte 250 kişi katledildi falan şeklinde bir anlatım sunuyorlar. Ben bu konuya biraz kendi içimde şüpheci yaklaştım. Ya bu mu doğru söylüyor, o mu doğru söylüyor? Bunun bir peşini takip etme isteği geldi. Çünkü okumalarım sırasında farklı bilgilere de ulaşıyordum. Oturdum, ince kuyum bir şekilde bu 250 kişinin kim olduğu. Yani şimdi mesela burada size sorsam 250 kişiden kimi tanırsınız, kimi bilirsiniz desem belki hiçbirisini bilmiyorsunuz. Ama ben onları tek tek isim isim, hangi meslekten, nereden yola çıkmışlar, nereden ne iş yapıyorlarmış İstanbul'da, pozisyonları neydi,
ve bu konu üzerinde titiz bir çalışmaya girdim. Vardığım sonucu baştan söyleyeyim. Bir kere 250 kişinin hepsi öldürülmedi. Bir kısmı sağ olarak İstanbul'a geri döndü. Bunların 176 kişisi evet öldürüldü. Geriye kalan 74 kişi belli zaman aralıklarında bazen 3'er kişi, bazen 5'er kişi farklı vesilelerle İstanbul'a geri dönebildiler. Yani ben de böyle biraz da dediğim gibi bir meraklılık var. Bu tür şeyleri takip etme, daha doğruya ulaşma gibi böyle bir merakım var. O sırada bu insanları araştırırken çok önemli bir kişiyle tanıştım. Yani 1915 olayının içinde yaşayan Kırkor Zohrab'la tanıştım. Kırkor Zohrab beni çok etkiledi gerçekten. Hani bana bir yerde sormuşlardı, yeniden doğsanız ne olmak istersiniz diye sormuşlardı Nesim olarak. Vallahi dedim Kırkor Zohrab olmak isterdim diye. Bu belki hani yazarın şeyine, kahramanına olan bir şey midir, tutku mudur, ne dersiniz bir şey diyemem ama benim de kendime göre yaşam tarzımda böyle daha yumuşak, liberal, ilerici, toplumsal konulara hassas bir kişiliğim var. Bu anlamda da Zohrab'la kendimi eşleştirdim. Çok beğendiğim bir profil olduğunu gördüm. Ve o 250 kişiyi araştırırken bu sefer Zohrab'a döndüm. Zohrab'ı araştırmaya başladım. Ve önce Zohrab'ın kitabını yazdım. Ve benim de yazdığım kitaplar arasında en beğendiğim, en göğsümü gererek insanlara tavsiye ettiğim çalışmamdır Zohrab Kırkor Zohrab. Aynı zamanda Kırkor Zohrab da çok insanın üzerinde etkili olduğunu biliyorum. Yani çok onu okuyan okuyucularda etkili bir şey bıraktığını biliyorum. Onun dışında da Kırkor Zohrab tanındı. Yani çok kimse bilmiyordu ama Kırkor Zohrab artık şeydir, yani en baskın profildir. Bu Ermeni soykırımı içinde demin size dedim ya, hani kimseyi tanımazsınız belki ama tanınan isimlerden birisidir. En başta gelen isimdir Kırkor Zohrab. Bu konuda birçok insan bunu teyit edebilir. Bir de ikinci bir isim Gomidas'dır. Gomidas Mahtemet'tir. Yani insanlar bu iki ismi bilir. Üçüncü ismi desem belki hiç kimse bir şey telaffuz edemez. Evet, bunları çalışırken bu sefer bir de benim ailem var. Eşim Ermenidir. Kadıköylü Ermenidir. Niye Kadıköylü olduğunu söyledim. Kadıköylülük biraz daha Ermeni cemaatinin dışında kalmakla şeydir, tanımlanabilir. Ama kayınvalidem de vardı. Kayınvalidem yaşlı bir kadındı. Yani bu dediklerim 2000 yılı sonrasındaki olayları anlatıyorum. Bana devamlı işte gençliğinde sanat yaptığını, sahneye çıktığını, tiyatro oynadığını, sinemada artistlik yaptığını falan anlatıyordu. Ben yaşlılığına bak veriyordum. Ya işte herkes yaşlanınca hepimizde de oluyor bu. Kendi geçmişimizi biraz abartmak ve çok böyle öne çıkarmak gibi bir eğilim ortaya çıkıyor. Ben ona veriyordum. Fakat demin bahsettiğim çalışmaları yaparken tabii sınırlar çok şey değil, net değil. Kayınvalidemin bahsettikleriyle ilgili bazı ipuçlarına ulaştım. Baktım ki kayınvalidim doğru şeyler anlatıyor. Gerçekten bir tiyatroculuk var kayınvalidemde. Sinemada da hatta sinema afişleri var dedi. Orada da keşfettim. Başrolde falan oynamış. 1952'de, 51'de bazı şeylerde, filmlerde. Hala onun afişi evimizin salonunda baş köşede duruyordur. Hem de büyük boy afiştir. Ondan sonra kayınvalidemin anlatımlarını kaydetmeye başladım. Yani biraz belki şey bir konu, yani yaşlı insan yarın gider bu anlattıkları boşta kalır. Çünkü hepimizde bu şey olmuştur. Ben babamınkilerini yazmadım mesela. Kaydettim, keşke kaydetseydim. O da kendine göre hatıraları var. Kayınvalideminkileri yazmaya başladım.
Ve onun anlattıklarının peşine takıldım. Tiyatro konusuna böyle geçtim. Yani emniyet tiyatrosu konusuna böyle geçtim. Evet, kayınvalidem, üç nesil boyunca bir aile, Şahinyanlar ailesi ve tiyatro yapmışlar bunlar. 1890'larda başlayan, Vahan Şahinyan'la başlayan bir süreç. Vahan Şahinyan bir yere kadar getiriyor. Onun yeğeni var, kayınvalidemin babası oluyor, Oksane Şahinyan. Oksane Şahinyan'dan sonra da kayınvalidem bir şekilde ucundan tutmuş bir süre. O da sahneye çıkmış ve tabii kayınvalidemin dönemine de uygun olarak sinemanın perdesine de çıkmış. Bunları toparladım, bunları bir araya getirdim. Benim tiyatro konusuna, Ermeni tiyatrosu konusuna geçmemin hikayesi böyle, oradan oraya, oradan oraya derken böyle bazen insan takılıyor, böyle şeyler peşinde. O sıralarda galiba Metin Ağam ve Refik Ahmet Seren ile yoğunlaştınız ve Ermenileri göremediniz orada. Yok, o tam öyle değil. Nasıl oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. İddiam şu ki Ermenilerin Osmanlı'da tiyatronun kurucusu olduğunu olduğu yeteri kadar telaffuz edilmiyor, ön plana çıkarılmıyor. Türkiye'de Cumhuriyet'ten sonra başlayan milliyetçi bir akım zaten sadece Ermenileri değil, hemen hemen Türk olanın dışında herkesi yok sayma şeklinde bir şey var, çizgisi var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların çizgisi bu. Yani sadece Ermeniler değil, tabii ki Ermeniler de var ama Kürtler de öyle, ne bileyim, diğer etnik gruplar da öyle, Aleviler de öyle biliyorsunuz. Yani böyle bir şey, ulus devlet kurma şeyiyle, telaşıyla bütün diğerlerini yok sayma, ötekileştirme kültürü var. Şimdi Ermenilerle ilgili Metin Ant ve Refik Ahmet Seregin konusuna gelince yine de tiyatro tarihi konusunda yazan yazarlar, akademisyenler içinde nispetle en iyi yazan bu iki isimdir. Yani onların da eleştirilecek yanları var, eksik kalan yanları var. Bazen çizgilerinde kaymalar olmuş, farklı uç şeylere geçmişler. Bunları tabii çok detaylı incelediğim zaman gayet iyi görebiliyorum. Ama yine her şeye rağmen Metin Ant'ta Ermeniler var. Ermenileri anlatıyor. Hatta Türk tiyatro tarihçileri içinde Ermeni kaynaklarına girerek bir şekilde akademide bunu yapmış. Ermeni kaynaklarına girerek bu konuya bir şekilde ağırlık vermiş. Yok başka mesela. Refik Ahmet bunu yapmadı. Refik Ahmet Serengil Ermeni kaynaklarına hiç girmedi. Ama o da bir şekilde Osmanlı kaynaklarından hareket ederekten Ermenilerin önemli bir kurucu, tiyatromuzun kurucu güçleri olduğunu anlatmış. O anlamda yine de ben her şeye rağmen onları olumlu olarak kabul ediyorum. Neden Ermeniler peki? Neden Ermeniler kurucumuzdur? Yani militaristlerin etkisi var mı bunda? Neden bunlar ya da Yahudiler değil de Ermeniler Osmanlı'ya modern anlamda tiyatroyu getiren? Şimdi tiyatro biliyorsunuz Molière mesela değil mi? Shakespeare en önemli işte ilk akla gelen isimler bunlar. Ne zaman eser yazmışlar? 400 sene önce yazmışlar. 450 sene önce yazmışlar. Molière işte bildiğimiz şey klasiklerini, Shakespeare keza aynı şekilde. Bizde tiyatro ne zaman başladı? Bizde 19. yüzyılın ortalarında başladı. 1850-60'lı yıllarda başladı. Yani bizim tiyatro maceramız bu topraklarda 170 sene önce başlamış. Yani Avrupa 450 sene önce bu meşhur isimleri eserlerini üretmiş, ortaya çıkarmış. Bizde ise tiyatronun başlaması 170 sene önce. Yani aramızda 250 sene falan fark var. Ben hep bunu şeye benzetiyorum. İşte hep tarih kitabımızda da vardı ya,
matbaanın Türkiye'ye, Osmanlı'ya gelmesi 250 sene sonra gelmiş. Yani Avrupa'da matbaa kullanılırken Türkiye'ye, Osmanlı'ya gelmesi 250 yıl sonra. Demek tiyatro da aynı gecikmeyle bu topraklara gelmiş. Bu gecikmenin tabii nedenleri var. Nedeni bir kere Batı ile ilişkilerin yeteri kadar olgunlaşmamış olması. Yani Osmanlı'da Türk ve Müslüman toplum ya da genel olarak da Osmanlı bürokrasisi, Osmanlı aydınları diyeceğimiz insanlar Batı ile ilişkilerde çok geride durmuşlar ve özellikle de işte yabancı dil bilenler de var Osmanlılar içinde. Bu anlamda yabancı elçilikler, sefirler var ama bunlar daha çok bürokratik seviyede olan kişiler. Fakat kültür bürokrasiyle gelmiyor. Yani bürokratik ilişkilerle kültür transferi olmuyor. Nasıl oluyor? Bir kere ekonomik alışverişle başlıyor. İlişkilerin bu şekilde kendini göstermesiyle, burjuvazinin ortaya çıkmasıyla, yani bu bahsettiğimiz tiyatro bir kere burjuvazinin konusu. Yani işte daha önceki yıllarda böyle bir şeyin, yani Avrupa'da da yoktu. Orada burjuvazinin gelişmesiyle tiyatro ortaya çıkıyor bir şekilde. Bu bahsettiğim Shakespeare'ler, Molière'ler çıkıyor. Osmanlı'da Avrupa'yla ticari ilişkiler ve burjuva ilişkileri, burjuva kültürünün transferi konusunda gayrimüslimler önde duruyorlar. Onları başlatıyor bu ilişkileri. Ve gayrimüslimler içinde Ermenilerin özel yeri var. Daha çok onlar da 19. yüzyılın kendi özel koşullarından dolayı Ermenilerin çok önde olduğu bir dönemdir. Daha önce Rumlar vardı ama Rumların bir şekilde başka problemleri ortaya çıkınca ikinci plana düşüyorlar. 19. yüzyılda Ermeniler esas Batı ile ilişkilerde öne çıkmışlar. Tabii Batı ile ilişkilere geçtiğiniz zaman gençler de Batı'ya gidiyor. Orada eğitim almaya gidiyorlar. İşte sizin bahsettiğiniz gibi Ermeni gençlerinin çok sıklıkla gittiği militarist okulları var. Bu isim belki yabancı gelebilir ya da bilen de vardır. Ben bu Ermenilerin Avrupa'da kurduğu bir cemaat, biraz Katoliklerle birlikte olmanın getirdiği farklı bir topluluk ama eninde sonunda Ermeni topluluğu onlardan ve esas özellikleri kültürlere yoğun bir alışverişi olan bir topluluk. İstanbul'dan, işte Anadolu'dan varlıklı ailelerin çocukları bu yani Osmanlı'da eğitim seviyesi fazla gelişmediği için yani iyi okullar, iyi eğitim kurumları olmadığı için bunları Avrupa'ya eğitim için gönderiyorlar. Orada işte okullarda tiyatroyla tanışıyor bu gençler. Avrupa kültürünü kazanıyorlar ve bunlar tekrar Osmanlı'ya döndüğü zaman aynı kültürü buraya da taşıyorlar. İşte 19. yüzyılın ortalarında Avrupa'dan gelen kültürün içinde en cazip, en sempatik olan şey tiyatro. Yani şimdi nasıl söyleyeyim? Mesela bir zamanlar sinema vardı bizde mesela, değil mi? Sinemayla daha çok haşır neşir olurduk. Benim gençliğim sinemayla geçti. Ama 19. yüzyılda sinemanın yerine tiyatro var. Yani insanlar tiyatroyla keyif alıyorlar, eğleniyorlar ve kültür alışverişi, sosyalleşme sağlıyorlar. Yani şöyle, Avrupa'dan gelen Ermeni gençleri oralarda gördükleri tiyatroyu burada da kendi aralarında buluşup bir araya gelip işte benzeterek önce bazı eserleri oradan buraya taşıyarak ama salon yok, işte varlıklı ailelerin büyük salonları var biliyorsunuz. Zengin ailelerde, köşklerde, konaklarda büyük salonlar var. O büyük salonlarda zengin ailelerin de misafirlerine, komşularına davet ettiği insanlara sunabileceği ikramların içinde yiyecek işte bilmem kahve şu bu vesairenin dışında tiyatro sunuyorlar. Yani işte televizyon ilk defa çıktığı zaman
biliyorsunuz televizyon olan evlere insanlar televizyon seyretmeye komşularına giderlerdi. Onun gibi bir şey aslında. Yani o zemin evlerde başlayan bu kültür alışverişi, tiyatro kültürü alışverişi daha sonra okullara, Ermeni okullarına da geçiyor. Ermeni okullarında biliyorsunuz müsameleler, sene sonu ödüller, işte şeyler, yıl içinde yapılan hazırlıklar sonucunda sene sonu yapılan müsameleler var. Orada tiyatrolar oynanıyor. Bu gelenek yavaş yavaş Ermenilerde büyüküyor ve daha sonra da bu okullardan Ermeni toplumunun büyük aktörleri, isimlerini saymaya kalksam çok sayıda isim var. Büyük aktörleri ve aktrisleri bu okullardaki öğrencilerden çıkıyor. Yani işte bahsettiğimiz Güllagoklar, Münaccanlar, Fasulyecanlar, daha çok sayıda isim var. Hep bunlar bu okullardaki öğrencilerin daha sonra profesyonelleşmesiyle ortaya çıkıyor. Peki yani, bu okullar Ermenice miydi, çok dilli miydi? Tabii aile içinde başlayan bu süreç Ermenice tabii, Ermeni toplumu içinde başlıyor önce. Fakat İstanbul'da ayrıca şöyle bir durum da var, onu da belirteyim. Aynı süreçte, aynı zamanda Fransa'dan, İtalya'dan gelen gruplar var, gösteri grupları. Bunlar tiyatro gösterisi yapıyorlar, müzikaller oynuyorlar, operetler oynuyorlar ve bunlar için İstanbul'da Pera dediğimiz Beyoğlu'nda salonlar da kuruldu, tiyatro salonları da kuruldu. Orada bayağı bir trafik var yani, bir konserler, tiyatrolar. Ama bunlar tabii ki İtalyanca veya Fransızca, o dönemin en popüler yabancı dili Fransızca. Fransızca bilenler gidiyor, izliyor. İtalyanca'yı bilenler gidip izliyor ya da görsel olarak çok meraklı olan insanlar belki dilini anlamadan da görsel izlemeye gidiyorlar. Böyle bir Beyoğlu'da bir o durum var. Fakat tabii Ermeniler bu toplumun insanları, bu yabancı dil, bunlar dışarıdan gelmiyorlar. Ve bu profesyonelleşme ürettiğiniz eseri satabilme olayıdır. Yani seyrettirebilme, insanları işte böyle salonlara toplayıp sunmakla ilgili bir durum. Türk toplumu var. Türk toplumunda yabancı dil olayı zayıf. Dolayısıyla önce Ermenice başlayan gösteriler daha sonra Türkçe'ye dönüyor. Yani Ermeniler hem Türkçe hem Ermenice aynı zamanda gösteriler düzenliyorlar. Mesela Güllagok dediğimiz çok bilinen profil, Ermeni tiyatrosunun çok ünlü profili, aynı zamanda Türk tiyatrosunun da kurucusu olarak kabul edilmiştir. Güllagok haftada yani en azından 4-5 gün her gün oyun sunuyor. Bu oyunların bazıları Ermenice, Ermeni toplumundan gelip izleyenler var. Bazıları Türkçe, Türkler gelip izliyorlar. Yani bu bakımdan aynı salonda çok dilli bir kültür alışverişi oluyor. Dilden devam edelim. Şimdi bir efsane var mı burada konulanmak istiyorum. Siz Kiko Zorak kitabını yazarken Ermenice öğrendiniz diye biliniyor. Bu doğru mu? Peki bu alanda çalışması için Vijen'in yani tiyatro tarihi alanında yoğunlaşması için yeterince bilgi, belge, kaynak var mı? Kaynaklar Ermenice mi? Ermenice öğrenmesi gerekir mi? Ulaşabilir mi yani belgeleri? Şimdi tabii önce şunu izah edeyim. Meşrutiyete kadar aşağı yukarı 50 yıl tiyatroda Ermeni hakimiyeti var. Türkler yok. Yok mu? Var. Yani belki birkaç isim sayabiliriz. Ama emin olun bir elin parmakları kadar var. Yani bir Ahmet Fehim var mesela, biliyorsunuz ismi meşhurdur. Başka isimler de var. Ama o çok az. Yani bunlar da Ermeni toplulukların içinde Türkçe gösterilere giren, katılan insanlar ve istikrarlı değiller. Dolayısıyla bir yıl 6 kişi, 7 kişi varsa tiyatro gruplarında başka bir yıl 3'e düşüyor. İşte bizim bildiğimiz o Tülvat'ın ustaları da bunlardan çıkıyor. Yani işte
Küçük İsmail, işte Abdülrezzak gibi, ne bileyim, şu anda çok sayıda isim var. Onlar hep işte bu Ermeni kumpanyalarında yetişen kişiler. Fakat daha sonra Türklere daha çok hitap edebilmek için Tülvat yolunda ilerliyorlar. Dolayısıyla bu 50 yıl boyunca Ermeni hakimiyeti altında kalan bir tiyatrodan bahsediyoruz. Sizin soruyu bir daha alayım. Yani şimdi aramızda tiyatro tarihi araştırmacıları da var. İnsan konusunda. Ermenice bilmesi gerekiyor mu bu insanların kaynaklara ulaşması için? Evet, tiyatro tarihi dolayısıyla meşrutiyetten önce ağırlıklı olarak Ermenilerin hakimiyetinde olduğu için onların kaynaklarına girmek gerekiyor. Şimdi demin ilk başta Metin Ant'ı anlatırken dikkat ederseniz şöyle bir ifade kullandım. Metin Ant her şeye rağmen Ermeni kaynaklarına geliyordu. Evet. Ama bir hanımefendi buluyor, o hanımefendiye tercüme yaptırıyor. Bir başkasını buluyor, ona tercüme yaptırıyor vesaire. Ama tiyatronun bütün bilgileri, tarihi orada. Türkçe kaynaklarda ve Osmanlıca kaynaklarda çok zayıf bu konu. Yani tiyatro tarihini gerçekten hazmetmek istiyorsanız, gerçekten araştırmak istiyorsanız, özellikle bu bahsettiğim dönemi daha iyi şey yapmak için Ermenice kaynaklara girmemiz gerekir. Tabii Ermenice kaynaklara girmek için de Ermenice bilmek gerekir. Böyle bir handikapı var. Ama şöyle söyleyeyim, ben de bilmiyorum Ermenice'yi. Ama işte bir şekilde kurslara gittim. Kurslardan ısrar ettim, devam ettim. Bugün konuşamıyorum ama Ermenice bir konu önüme geldiği zaman çözüyorum, okuyorum, istifade ediyorum. Bu anlamda benim için de bir avantaj oluşuyor. Yani diğer tiyatro tarihçisi, şu anda günümüzdeki tiyatro tarihçisi, akademisyenlerle, dostlarla karşı karşıya geldiğim zaman onlarla bir pozitif tarafım var, artım var benim yani. Evet, ne kadar güzel. Evet. Ama Ermeniceden korkmayın. Yani bir şekilde varsa bu konuda isteyen kişiler, dediğim gibi kurslar var. Hatta Türkiye'de şimdi Ankara Üniversitesi'nde mesela 4 yıllık eğitim veren bir bölüm var. İstanbul Üniversitesi'nde de var. İstanbul Üniversitesi'nde var mı? Bunu bilmiyorum. Kayseri'de var biliyor musunuz? Mesela Kayseri gibi bir yerde, Erciyes Üniversitesi'nde Ermeni dili ve edebiyatı üzerine 4 yıllık eğitim veren bir bölüm var. Tabii buradaki sıkıntı şu anda bu okullardan mezun olanların iş bulamama şey meselesi. Ermeni okullarında bulabilirler. Evet, evet. Bir de o okullarda daha çok Doğu Ermenisi eğitimi veriliyor. Yani Ermenistan'da konuşulan Ermenice üzerinde eğitim veriliyor. Ama Türkiye'de yaşayan Ermeniler Batı Ermenicesi dediğimiz şeyde konuşuyorlar, tarzda konuşuyorlar. Çok büyük fark yok ama yine de kendi aralarında biliyorum böyle bir alerji vardır. Batı Ermenicesi olan Ermeni ötekini küçümser, ya Ermenistan'dakini şeyini beğenmez, Ermenistan'daki de buradakini beğenmez. Ve inanın ben titiz olarak incelediğim zaman gayet iyi ikisini de götürüyorum. Yani sadece birini değil, ikisini de götürüyorum. O anlamda bir sorunum yok ama öyle bir şey var. Harika, harikasınız Mesut Bey. Peki Aşot Madatyan'a dönersek, bizi bir araya getiren Aşot Madatyan, rejisör olarak öne çıkmış bir yer. Oyunculuktan çok rejisörlüğüyle tanınıyor. Onu döneminin en önemli rejisörlerinden yapan koşullar neydi? Aşot Madatyan'ı Ermeni tiyatro tarihinden çıkarsak ne olur? Neler söylüyorsunuz onun için? Şimdi Aşot Madatyan aslında günümüze kadar ihmal edilmiş bir isim. Yani şöyle izah edeyim, bir kere onun yerini size tarif etmeye çalışayım. Ermeni tiyatrosunda öne çıkan isimler vardır. Mesela ilk başta Güllagop'tan bahsederiz. Güllagop, Türkler içinde, Türk tiyatrosu içinde öne çıkmış, kabul edilmiş bir isim. Onun arkasından Martiros Merken geliyor. Martiros Merken 19. yüzyılın sonunda ve Meşrutiyet'in ilanından sonra da
Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar getirmiş Ermeni tiyatrosunu ve Türk tiyatrosunu diyorum ben. Sadece Ermeni tiyatrosunu getirmedi, Türk tiyatrosunu da getirdi. Münakken'in peşinden onun talebesi olan Aşık Madatı'na geliyor. Yani Münakken'in vefatından sonra, tabii hepsi farklı kalitede insanlar. Yani bu birbirlerine mukayese etmek, karşılaştırmak mümkün değil. Ama 1920'lerde Manolos'un Münakken'in vefatından sonra Ermeni toplumunda başı çeken, tiyatro olarak, tiyatroda başı çeken, sözü geçen, ve gemiyi yürüten kaptan olarak Aşot Manatyan ölümüne kadar hiç terk etmemiş. Yani biliyorsunuz tiyatroda bir süre tiyatro yapıp sonra terk eden çok insan vardır. Bu tabii ki karşılığını alamamanın getirdiği bir şeyle oluyor. Fakat Manatyan bu konuda hayatını tiyatroya adamış. Ermeni tiyatrosuna ve Türk tiyatrosuna da adamış. Yani Türk tiyatrosunda kenara itmemiş, ikisini birden götürmüş. Çok bilgili bir kişilik zaten, çok kültürlü bir kişilik. Dolayısıyla yani bir Güllagop başka bir yeri var, Münakken'in başka bir yeri var, Madatyan'ın da başka bir yeri var ama Madatyan döneminde, yani o dönemde Cumhuriyet'te özellikle öne çıkmış tiyatro adamı Aşot Madatyan'dır. Peki Cumhuriyet döneminde cemaat tiyatrolarının koşulları nasıldı? Ermeni tiyatrosunda ne gibi gelişmeler yaşandı, dönüşümler yaşandı? Şimdi Cumhuriyet dönemine gelmeden biraz geriden alsam, şöyle Meşrutiyet'ten alsam. Meşrutiyet artık, Meşrutiyet 1908'de biliyorsunuz şey yapıldı, başladı, ilan edildi diyeyim. Ve Cumhuriyet'e kadar giden bir süreci tarif eder Meşrutiyet dönemi. Bu dönemde artık Ermenilerin tiyatrodaki tahakkümü azalmıştır. Türkler de artık tiyatro yapmaya başlamıştır. Genç ve gönüllü birçok kişi, bugün ismini saysam kulağınıza tanıdık gelecek olan kişiler, bu Meşrutiyet döneminde ilk defa olarak sahneye çıkan isimler olarak kendilerini belli etmeye başlar. Yani bir Muhsin Ertuğrul'dayım, bir Vasfi Rıza Zorlu'dayım, bir ne bileyim Bedia Muhammed'deyim, bir işte İsmail Galip Arcan diyeyim. Yani bunlar ilk Türk tiyatrosunun ilk isimleri olarak. Bunlar hep Meşrutiyet'te ortaya çıkmış, sahneye çıkmışlar ve bir şekilde öne çıkmışlar. Fakat tabii burada bir rekabet var. Yani Ermeni tiyatrocularla Türk tiyatrocular arasında, yani aynı grupta oynasalar bile, aynı toplumda bir yerde olsalar bile, tabii milliyetçiliğin ön plana çıktığı bir dönemdir Meşrutiyet. İttihat Terakki'nin geliştirdiği milliyetçiliğin etkisiyle toplumlar arasında ayrımcılık, düşmanlık, rekabet gelişmiş. Şöyle bir tablo var. Türk sanatçılar, Türk aydınları Ermenileri artık beğenmiyor Meşrutiyet'te. Diyorlar ki, ya bunların telaffuzu kötü, bunlar dilimizi bozuyorlar diyor. Ve böyle bir, yani Ermeni sanatçıların, yani Ermeni tiyatrocuların 50-60 yıldır verdikleri emekleri falan görmüyorlar, unutuyorlar. İşte telaffuzuna takılıyorlar. Diyorlar ki, bizim Türk tiyatromuz olması lazım. Özbeöz Türklerden oluşan, iyi Türkçe konuşan, yani Ermenilerin gibi biraz dilinin bozuk olduğu Türkçe'de konuşmayan, etnik bir bakışla, milliyetçi bir bakışla bir rekabet geliştiriyor. Ve bunun kurumlaşması, bunun ortaya çıkması 1914'teki Darülbedai'nin kuruluşuyla esas kendini daha fazla gösteriyor. Ne yapıyorlar? Bir şekilde Darülbedai bugün bildiğimiz şehir tiyatrolarının ilk nüvesi. Fakat Darülbedai'nin kuruluşundaki temel prensiplerden birisi, buraya Ermeniler alınmayacak. Yani bir sürü Ermeni sanatçı var, aktif olan kadın olsun, erkek olsun, fakat bunlar Darülbedai'ye girmeyecek.
Bu üstü kapalı ama üstü açık bir şekilde telaffuz ediliyor ve uygulamaya konuluyor. Darbeda'yı aslında bu topraklarda tiyatronun gelişmesi için çok isabetli bir girişim. Yani nedir? Devlet destekli, bir ödenekli bir tiyatro Darbeda'yı. Ve böyle olması da gerekir. Yani bugün de, bugün içinde geçerli olan bir şeydir. Yani tiyatroları kendi başına bırakıp ödeneksiz, desteksiz bıraktığınız zaman çok fazla uzun ömürlü olamıyorlar. Doğru bir girişim Darbeda ama demin bahsettiğim gibi Ermenileri yok saymaya çalışan bir girişim. Yok saymaya çalışmak lafını belki İzmir'e söylemedim, daha biraz şey söylemem lazım. Sokmuyorlar Darbeda'ya, erkek tiyatroları, erkek Ermeni sanatçılarını sokmuyorlar. Sadece Margül Osmanlıken, o da 70 yaşında ve artık müthiş bir kariyeri var, müthiş bir şeyi var, birikimi var. Onu da hoca olarak Darbeda'yı 1914'te kabul ediyorlar. Öğretmen olarak kabul ediyorlar. Yani orada yetişecek olan öğrencilere öğretmenlik tiyatro konusunda ders vermek üzere kabul ediyorlar. O da 7 ay falan sürüyor. Yani 1914'ten 1915'in Temmuz'una kadar süren 7 aylık bir süreç. Şimdi şöyle bir durum var. Tabii böyle bir karar almak, böyle bir dahi karar almak kolay ama Türk toplumunun o gün başka bir problemi var. Kadın sanatçı yok, Türk sanatçı yok. İslami bir toplum, özellikle Osmanlı'nın bildiğimiz İslami bir toplumu var. Ve orada kadınların, Müslüman kadınların sahneye çıkmasında bir yasak var. O zaman tiyatro yapmak için mecburen Ermeni aktrislere başvurmak zorunda kalıyorlar. Yani erkekleri dışarıda bırakıyorlar, kadınları içeri alıyorlar. İsimleri de sayalım, kimler var? Utanılacak bir şey olarak tarif ediyorum. Yani şu kadın içeride, erkek dışarıda. Çok kötü bir tablo tabii. Buyurun. İsimleri de sayalım kadınları. Elize Bülemeciyan var, kitapta da özel bir yere ayırdığımız olan Kınar Hanım var bildiğim. Darbeda'yı olan işte dediğiniz gibi Kınar Sıvacıyan ya da Kınar Hanım var. Elize Bülemeciyan var. Azlif Bunakyan var, yani Marcos Bunakyan'ın gelini oluyor. Onun dışında çok sayıda isim var. Yani bunlar popüler olduğu için üçünü saydım da, yani yok Beatrice var, yok Eliza'nın kız kardeşi Adrien var, Hraçya var, var da var. Nivart Suat var. Yani şöyle söyleyeyim, bir kere Ermeniler meşrutiyette ve Cumhuriyet'te tiyatro yapmaya devam ediyorlar tabii diye. Darbeda'yı almadılar diye tiyatroyu bırakmak durumu yok. Dolayısıyla Ermeni tiyatrolarında Ermeni aktrisler de bir görev alıyor. Öbür tarafta Türk tiyatrosu Darbeda'yı var. Darbeda'da de Ermeni aktrisler görev alıyor. Onun dışında başka şeyler var. Toplulukları var. İşte ne bileyim Darbeda'yı'nın kurulması sırasında ve sonrasındaki başka topluluklar da var. Yani bütün bu topluluklardaki aktris ihtiyacını Ermeni aktrisler karşılıyor. O bakımdan şöyle bir tablo var. Yani aktris kıtlığı var aslında. Yani bir rekabet de oluşuyor. Tiyatrolar arasında böyle hani futbolcularda böyle transferler olduğu gibi aktrislerin transferi olayları var. Bir de Kafkasya'dan gelen bir grup var değil mi o dönem? 1918'lerde galiba. Şirvanzade'nin falan geldiği tarih bu dönem. Evet. Parlak bir dönem aslında 18'den 22'ye kadar. Şimdi aslında demin siz Cumhuriyet'te nasıl devam ediliyor, tiyatroda nasıl bir şey oluyor onu sormuştunuz da onun üzerine Darbeda'yı ben konusunu açtım. Darbeda'yı bu böyle bir olay. Bu arada da Dünya Savaşı var, Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni toplumunun 1915 ve 1916'da yaşadığı büyük travmalar biliyorsunuz. Teçhir,
ve soykırıma varan uygulamaların olduğu bir dönemdir. Bu tabii ki Emniyet Tiyatrosu'na da büyük darbe vurmuştur. Savaşın bitiminden sonra Osmanlı'da bir mütareke dönemi vardır. 1918'de başlayan, 1922'ye kadar devam eden bir mütareke dönemi vardır. Ve İstanbul'da bir işgal durumu vardır. Biliyorsunuz İngiliz, Fransız askerlerinin işgal ettiği bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Ermenilere en büyük kötülükleri yapan terakki gitmiştir, kaçmıştır artık. Savaş bitince onlar pırını pırtını alıp gitmişlerdir. O bildiğimiz Talat Paşa, Enver Paşa, işte Ceren Paşa falan bunlar o dönemin en öne çıkmış isimleridir. Kendileri beraber başka isimleri de birlikte alır ve bir Alman denizaltısıyla ülkeyi terk ederler. Onların gitmesi ve bu arada Ankara'da bir Mustafa Kemal olayı vardır aynı yıllarda. Mustafa Kemal de o zamanlar iddiaçılara karşı bir pozisyondadır. Dolayısıyla onun da bakışı ve duruşu olumludur. Benim nazarımda en azından olumludur. Ermeniler İstanbul'da bu mütareke döneminde 4 sene sürüyor, 4,5 sene sürüyor. Tiyatro yapıyorlar. Çok parlak bir dönem yaşıyorlar. Yani çok fazla bilinmiyor. Ama bunları işte biz de yeni yeni ortaya çıkartıyoruz. Meşrutiyetten sonra mütareke döneminde çok parlak yıllar yaşıyorlar. Nice tiyatro yapıyorlar. Yani öyle bir yasak olmadan istedikleri gibi tiyatro yapıyorlar. İstanbul işgal altındadır ama İstanbul aynı zamanda kültür, eğlence ve birçok olumlu yanları da vardır. Yani bir kısım Kurtuluş Savaşı için mücadele veren kişilerin dışında İstanbul, işte Rusya'dan kaçıp gelen beyaz Rusların, işte şehirde dolaşan Fransız ve İngiliz askerlerin yaşadığı bir zevk sefa şehri olmuştur. Bu anlamda kültür de özgür bir şekilde yapılmıştır. Daha sonra işte Kurtuluş Savaşı'nın bir yere ulaşmasıyla Mustafa Kemal'in üstün çıkması, işte düşmanı işgal eden güçleri Anadolu dışına püskürtmesiyle, İzmir'e girmesiyle vesaire bir şekilde Cumhuriyet gündeme geliyor. Fakat Cumhuriyet'in kadroları, Cumhuriyet'in yöneticileri, Mustafa Kemal'e dahil olmak üzere Osmanlı'nın her şeyi inkar eden bir pozisyon içine giriyorlar. Yani Osmanlı ile biz yani akraba bile değiliz durumunda bir pozisyon var. Akıllı ki Ermenilerin pozisyonunu kabul edecek bir duruşları da yok. Hatta daha Cumhuriyeti ilan etmeden, 19 Ekim'de Cumhuriyeti ilan etmeden Ermenice tiyatro yapmayı bile yasaklıyorlar. Yani 1923'te Ermenice tiyatro yapma yasaklandıktan sonra ta 1945'te İkinci Dünya Savaşı bitinceye kadar 22 yıl boyunca Ermeniler İstanbul'da tiyatro yapamaya, yani Türkçe tiyatro yapmaya devam ediyorlar tabii ama kendi dillerinde tiyatro yapamadan devam ediyorlar. Yani Ermeni tiyatrosunun Cumhuriyet dönemindeki birinci etabı böyle. 1945'te dünyadaki siyasal gelişmelerin değişmesiyle, işte bir demokrasi ortamının ortaya çıkmasıyla, savaşın Nazilere karşı kazanılması vesaire, dünyada bir Amerikan demokrasisi esmeye başlamasıyla Türkiye'de de Ermenice tiyatro tekrar serbest bırakılıyor. Bu Ermenice tiyatronun serbest bırakılmasıyla yeniden bir coşku oluyor Ermeni toplumu içinde. Aşağı yukarı 10 yıl sürüyor bu coşku. Madatyan bu 10 yılın da başrolünde olan bir kişidir. Sadece Madatyan değil, Madatyan'ın dışında çok sayıda tiyatrolar da, gruplar oluşuyor. Yani benim sayabildiğim bir 10 kadar grup bu 10 yıllık dönemde farklı farklı gösterilerle, farklı farklı
kimisi müzikal yapıyor, kimisi dram yapıyor, kimisi operet yapıyor vesaire. Ama Ermeni toplumu da salonları doldurmaktan hiç çekinmiyor, dolduruyor. Sonra devam ediyor. Biraz 40-55'lerden sonra biliyorsunuz. Oraya bir gelmeden sahne bizim değerleri, işte Aşot Madalyan'ın kitabı, sizin de ön sözünü yazdığınız bu kitap da tam o dönemde çıkıyor. 43'te yayınlanıyor. İnönü devrine rastlıyor. Dönemin kültür sanat ortamı, yani İnönü zamanında böyle bir kitabı nasıl karşıladı? Şimdi böyle bir kitabı karşılamak diye bir... Olumlu mu? İkinci Dünya Savaşı yılları. 43-44'te evet, şöyle bir durum var. Aslında Cumhuriyet elitleri, Mustafa Kemal ve yol arkadaşları tiyatroda şöyle bir hat tutturuyorlar. halk evleri ve daha sonra köy enstitüleri. Tiyatronun esas yürütücüleri bu kesimler oluyor. Yani benim daha önce anlattığım meşhuriyetteki tarzda Ermeni tiyatrosu ya da Türk tiyatrosu değil de esas olarak yeni bir Türk nesli yetiştirmek üzere hedeflenen bir politika izliyorlar. Halk evleri kuruluyor. Halk evlerinde böyle fabrikasyon tiyatro üretimi diyebileceğim bir şey var, bir duruş var. Devlet bir şekilde çok sayıda yeni tiyatro eseri ürettiriyor. Yani tiyatro yazabilecek Türk yazarlara, sanatçılara yeni eserler yazmaları konusunda özellikle teşvik veriyor. Bu bir dönem gidiyor. Ama yani şöyle söyleyeyim, mesela Cumhuriyet'in 10. yılı, 1933'te 10. yıl kutlamaları ile ilgili şöyle rakamlar var. İşte Türkiye'nin her tarafında, her köyünde, her ilçesinde tiyatro gösterileri veriliyor. Yani öyle bir propaganda, öyle bir ortam var. Yani her yerde tiyatro kurulmuş, halk evlerinin hepsinin en önemli aktivitesi tiyatro. Bu fakat da bir süre sonra toplumda da bir bıkkınlık getiriyor. Yani toplum da yavaş yavaş kendini bu rüzgardan geri çekmeye başlıyor. Onun yerine bizim böyle daha böyle ılımlı, hümanist bir dönem başlıyor. Bu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali İmce'nin başını çektiği İnönü dönemindedir Milli Eğitim Bakanı. Daha hümanist bir perspektifle işte bildiğiniz gibi işte dünya edebiyatının klasiklerinin tercüme edilmesi konusunda bir yola giriliyor. Yani bu ortamda sizin bahsettiğiniz sorunun karşılığı böyle bir ortamda bu kitap yazılıyor. Yani zaten kitabı Aşot Madatyan makaleler halinde daha önce yazıyor, Ermenice olarak yazıyor ve Ermenice süreli yayınlarda işte bildiğimiz Jamanak gazetesi veya da o zaman başka gazeteler de var. Oralarda tefrika olarak yani haftada bir ya da 15'te bir şeyler halinde yayınlıyor. Zaten dikkat ederseniz kitabı incelerseniz böyle başlıklar, bölümler halinde yayınlanmaya müsait bir kitap bu. Kitap çünkü Türk ve Ermeni tiyatro sanatçılarının eleştirisi üzerine yazılmış denemelerden oluşuyor. Yani bir biyografik kitap değil, biyografilerden oluşan bir kitap değil. Daha sonra bu Ermenice yazılan makaleler Türkçe'ye tercüme ediliyor ve 1943'te ve 44'te iki cilt halinde yayınlanıyor. Yani şu gördüğünüz turuncu renkli kitap 1943-44'te basılıyor. Dolayısıyla bu bahsettiğim gibi böyle bir ortamda bu kitap şey yapılıyor. Yani dünya edebiyatının klasiklerinin tercüme edildiği bir ortamda. Gerçi Ermeni edebiyatının klasikleri tercüme edilmiyor ama buna daha tolerans gösteriliyor.
Zaten Türk tiyatrosunun da böyle bir kitaba ihtiyacı var aslında. Yani o zamana kadar baktığımız zaman buradaki potansiyelde olan başka Türkçe kitap yok. Eser yok yani. O anlamda şey yapıyorum, kitap aradan 80 yıl geçti. Yani 40'lardan bugüne geldiğimiz zaman 80 yıl geçti. 80 yılda da basılmadı, bir daha tekrar edilmedi. Halbuki kitabın içine bakarsanız dönemin Türk aydınları müthiş metiyeler yazmışlar için. Demişler ki ya Madasyan ne güzel yapmış insan kitabı yazmakla. Bu bizim için çok kütüphanelerimizde olması gereken kitap, çok değerli, çok falan filan. Ve defalarca basılması gerekir diyor Türk aydınları. İçinde var onların şeyleri, övgü mesajları. Ama 80 yıl maalesef kimse bu kitabı bir daha eline almamış. Burada da kendime bir paya çıkarıyorum ben. Gerçekten benim sayemde bu kitabın basılması gerçekleşti. Diyeceksin ki sen ne yaptın? Vallahi ben tesadüfen şeyde Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde araştırmalarımı yaparken karşılaştım o kitapla. Kitabın önce çok farkına varmadım yani şeyin değerini, kıymetini anlama konusunda ama zamanla çok değerli bir kitap olduğunu keşfettim tiyatro tarihi üzerinde. Bu kitap çalışmalarım sırasında tanıştığım birçok yayın evinde anlattım ben bu kitap çok değerli, bunu mutlaka yayınlayın şeklinde yayın evi sahipleriyle de paylaştım ama neticeyi ancak yeni aldık. Aras yayınları bir şekilde bastı. Hatta bu iki kitabı ben tek kitap olarak hazırlamıştım. Yani Aşot Madatya'nın arkasına kendi yorumlarımı, analizlerimi koymak üzere böyle bir tek kitap olarak hazırladım. Fakat yayın evi böyle bir yöntem izledi. İkisini ayrı bir kitap yapalım. Tamam dedim, ben de mahsur yok. Sizin kitap zannediyoruz zaten. Evet. Az önce yine işte arkadaşımız geldi, bana kitabı imza atmaya kalktı. Ya dedim ben bu kitabı yazmadım, bu kitap Aşık Madatya'nın yazdığı kitap. Ben sadece buna bir vesile oldum. Neyse yine bir imza attım yani. Teşekkür ederiz bu kitap için. Şimdi soruları da alacağım. Son bir soruyla bitiriyorum. Günümüzde İslam derneği toplumun tiyatroya ilgisini nasıl değerlendirirsiniz? Hala o heyecan sürüyor mu? Vallahi arkadaşlarım var, Ermeni toplumu içinde tiyatro ilgili ilgilenen arkadaşlarım var. Yani zaten o arkadaşlar bugün en önde gelen isimler şeydi, Ermeni toplumu içinde. Eskisi gibi olmadığını ifade ediyorlar. Ama Ermeni toplumu içinde hala tiyatro çok önemli bir yeri var, okullarında çok önemli bir yeri var. Ve onların şu anda en önemli imkanları Ermeni okullarının mezun dernekleri var. Yani bizim Türk okullarda da var tabii biliyorsunuz mezun dernekleri, bizde de var. Ama onların mezun dernekleri biraz daha tiyatro konusunda çok daha hassaslar. Yani mezun derneğinin en önemli aktivitelerinden birisi tiyatro yapmak. Yani onlar tiyatro yaptılar mı mezun dernekleri? Kendilerini başarılı hissediyorlar, kabul ediyorlar. Yapmadılarını, ya biz bir şey yapmıyoruz, işte derneğimiz çalışmıyor diye kendi kendilerini de eleştiriyorlar. Dolayısıyla okullardan mesela işte Getro Raben Lisesi var, işte Sahakken Lisesi var, Esen Lisesi var. Yani şu anda İstanbul'da benim bildiğim 8-10 tane Ermeni Lisesi var. O okullardan mezunlar, Aramyan mesela Kadıköy'de Aramyan diye bir okul var. Oralarda bu mezun derneklerinin aktiviteleri var ve aktivitelerin içinde de kendilerini bir arada tutma, bir arada kültür alışverişi, sosyalleşme imkanı sağlıyorlar ve tiyatroya devam ediyorlar. Bu tabii o güncel durumda mezun derneğinin yönetiminde olan tiyatroya daha gönüllü, daha meraklı insanlar varsa ve sahnede oynamaya daha meraklı olan insanlar varsa çok güzel işler yapıyorlar. Gerçekten çok başarılı işler yapıyorlar. Yoksa biz de daha böyle amatör şeyde kalıyorlar ama tiyatro yapmaya devam ediyorlar. Profesyonel tiyatro
yok biliyorum yani. Profesyonel tiyatro olarak yani parasını vererek gidip isteyebileceğiniz bir evinin tiyatrosu yok. Fakat Türk tiyatroları içinde fark edemeyeceğiniz kadar benim de geç fark ettiğim mesela evlilik kökenli insanların tiyatro yaptıklarını biliyorum. En son yaklaşık bir ay önce Rana Çalıklar diye bir tiyatro sanatçısı vefat etti. İlk defa orada adamın Ermeni olduğunu öğrendik. Yani bu sadece benim öğrenmem değil yani, yanlış anlamayın. Kökenin Ermenileri de onun Ermeni olduğunu yeni fark ettiler. Çünkü adam ölünce mecburen adamı götürüp şeye gönderdiler. Geriden beni cizasına gönderdiler. Ve öylece ortaya çıktı. Yani başka başka da isimler var. Farkında değilsiniz belki ama yani bu tabii günümüzün şartları, gayrimüslimler bir şekilde kendilerini gizlemek, kendilerini fazla öne çıkarmamak gibi bir şey içindeler. Bir kompleks mi diyeyim ya da çaba mı kompleks değil pardon. Böyle bir çaba içindeler ki ben bunu çok tasvip etmiyorum. Ama var yani tiyatrolarda şu anda mesela burada arkadaşlarımız var, tiyatrocu arkadaşlarımız, onlar da bilirler. Var bu konuda hala tiyatro, profesyonel tiyatrolar da var yani. Evet. Teşekkürler. Sorular alalım. Şimdi beni dinlediğiniz için herhalde bilmiyorum ama tiyatro tabii bu bahsettiğim konular çok yaygın bir şekilde insanların ilgilendiği konular değil biliyorum. Yani mesela başka bir sürü tarih konusunda konferans edebilirsiniz, daha çok insan gelir sizi dinleyebilir falan. Ama ben emin olun sizleri burada şu gördüğüm topluluk bile beni çok mutlu etti. Beni dinlediniz, çok teşekkür ederim. Buyurun ben sizi şey yapayım. Önce teşekkürler. Şahin öğretmen. Dar-ı Bedai'nin oluşumundaki Ermenilere karşı konunun tavırdan söz ettiniz. Sanatçı dayanışması olarak ya da basında çıkan muhalefet tezleri olarak bu olaya tepkiler o günlerde var mıydı? Hani nasıl olmaz, nasıl alınmaz ya da benzeri. Ben o dönemde örneğin kişi olarak tiyatro sanatçısı olsun, tepki koyardım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şöyle, dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş dönemi. Yani ulus devlet kurma dediğimiz bir dönemi yaşıyoruz. İnsanların hassasiyetleri daha çok bu noktada, yani uluslaşma yönünde, Türk devletini kurma yönünde oluyor. Bu arada ezilen varsa, arada ihmal edilen, ötekileştirilen varsa bunları göz ardı etme, isteyerek veya istemeyerek bir şey bilmiyorum, şey değil, çok fazla yaygın değil. Mesela Ahmet Fehim'in anıları okuyanınız var mı? Tiyatrocular arasında en eski tiyatrocu olarak anılarını yazan ve bu konuda çok iyi bir iş yapan bir sanatçı. Zaten hepimiz Ahmet Fehim'i duymuşuzdur. Ahmet Fehim esas olarak Ermenilerle beraber tiyatro yaptı. Yani esas olarak Münakya'nın yanında şey yaptı, tiyatro yaptı. Rekabetleri oldu, aralarında çok düşmeleri oldu falan. Yani normal şeyler. Bütün tiyatrolarda yöneticiyle, işte oyuncular arasında böyle problemler çıkar. Fakat Ahmet Fehim anılarını 1926 yılında yazdı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin milliyetçiliğinin had safhada olduğu bir dönemde yazdı. Ve o kitabı okuduğunuz zaman yani Ahmet Fehim'in Ermeni sanatçılara karşı aşırı derecede bir karşıt dil kullandığını, olumsuz bir dil kullandığını görüyorsunuz. Ben tabii onu görüyorum. Ama adamın anlattıklarından da istifade ediyorum tabii. Tiyatro tarihiyle ilgili şeyler anlatıyor. Bu anlamda o benim için kıymetli. Yani sizin sorduğunuz gibi ya da mesela Eliza Minemecian örneği var mesela. Eliza Minemecian meşrutiyet döneminde ortaya çıkmış, kendini yetiştirmiş,
Ve Darülbedai'yi de 9-10 sene yani primadonna seviyesinde görev yapmış bir aktris. Yani şöyle söyleyeyim, bir marka aktris yani bir oyuncu Eliza ile beraber oynamak gibi bir onuru taşıyor yani bu hani tiyatroda bir oyuncu eğer Eliza ile başrol oynuyorsa bu onun için bir şey pozitif bir şey. Hatta bir yazar bile mesela Fahri Ozansoy diye bir yazarımız var. Anılarında bahsediyor işte ilk olarak Darülbedai'de telif eser olarak Baykuş isimli bir oyunu yazmış. Tabii çok iyi bir iş yapmış. Ve Baykuş'un başrolleri için adam yırtılıyor anılarında kendini anlatırken ama bunu Eliza oynasın. Yani başka sanatçılar da var ama hayır yok yok ben istemiyorum diyor. Eliza oynasın diyor. Yani böyle bir sanatçı bu Eliza. Mesela Raşit Rıza'nın peşinden koştuğu, o devamlı birlikte oyun sergilemeye çalıştığı bir sanatçı. Fakat Cumhuriyet'ten önce işte Mustafa Kemal Türk kadınının sahneye çıkması için yolu açıyor, destek veriyor ve böylece Türk ve Müslüman kadın aktris olarak sahneye çıkma imkanına kavuşuyor. Böyle bir pozisyonda Eliza'nın ne bileyim sizin sorduğunuz soruya tam cevap olur mu? Kimse gözünün yaşına bakmıyor. Kadın kalkıp gidiyor Fransa'ya. Diyor ki bana burada artık şey yok. Çekip gidiyor ve çekip giderken de hiçbir arkadaşının, tiyatrodaki arkadaşının bu konuda geriye dönüp bakmadığını söyleyebilirim. Bilmem cevap verebilir miyim? Açık cevap olduğunu izleyelim. He? Açık cevap. Acı bir cevap değil mi? Çok üzüldüm. Evet. Şimdi tabii çok detayladı da sanırım burada Eliza Dinlemeciyan'la ilgili bir bölüm de yazdım. Arzu ederseniz okumanızı tavsiye ederim. Yani hangi süreçten geçiyor ve nasıl bir şeye geliyor? Tabii hani derler ya çiçek kendi toprağında kıymetlidir. Orada o toprakta bir şey yapar, çiçek açar. Ama o çiçeği siz Paris'e götürdüğünüz zaman aynı ölçüde çiçek açmıyor. Yani orada Eliza'nın, buradaki primadonna'nın Paris'te her şeyin rağmen aynı şeyi, ortamı bulamadığını ve hayatının farklı bir yöne doğru gittiğini anlatıyorum ben. Teşekkürler. Ben yakın zamanda Tatamba'nın ismini değiştirdik, Kurtuluş olduğunu böyle hakikaten içim böyle parçalanarak, örnekle atarak bir YouTube'da bir programda dinledim. Şimdi siz de dinleyince, hep de Tatamba'da gitmek istediğim bir tiyatro vardı. Tatamba ismi de böyle kulağıma çok hoş gelirdi. Kurtuluş diye hani değiştirmiş hikayesi de öyleydi. Şunu merak ettim. Kullanılmayan ama hani tarihi değeri olan bir sahne kalmış mı Ermenilere ait acaba? Hani duran, hepsi yıkılmış, yanmış mı? Kullanılmıyordu belki ama hani tarihi değeri. Sahne olarak mı? Evet, tiyatro sahnesi. Yok, Tatavla diye bir tiyatro sahnesi yok. Tatavla Seyit'in adı, Kurtuluş'u eski yok. Adı. İstanbul'da genel anlamda yok, var mı böyle? Genel olarak. Ha, genel olarak. Ermenilerin sadece yok. Kendi cemaatine veya şartları. Ya şimdi mesela Beyoğlu'nda Ferhan Şensoy'un olduğu yer Osmanlı'dan beri gelen bir sahne. Hatta orası Fransız Tiyatrosu diye en son değişik isimleri vardı. Varyete Tiyatrosu mesela. Orası da Varyete Tiyatrosu. Çok böyle sükseli bir yerdir. Yani Beyoğlu'nda en şık, en sükseli gösterilerin sergilendiği yerdir orası. Yani bu anlamda kalan en son, en sahne orasıdır. Zaten Ferhan Şensoy'un en büyük iyiliği orayı alıp, tadil edip tekrardan... Hala aktif bildiğim kadarıyla değil mi orası? Hala aktiftir. Bildiğim kadarıyla bizler Kurtuluş'ta Tatavla'nın değil ama Pangaltı Osman Bey civarında
sinema salonları ve tiyatro salonları var. Oralarda oyunlar birçok var bildiğim kadarıyla. Katalda sahne var mı zaten? Ama o cihangir. Orada da var. Evet. Yani. Şimdi sizin dediğiniz yerde Fakat'ta yakın tarihe kadar, yani yaşımız buna müsait, hatırlarsanız Pan sineması vardı, İnci sineması vardı. O ikisi aslında Ermenilerin yüzyılın başından, 1900'lü yüzyılın başından itibaren kullandıkları, hatta Ermeni tiyatrosu gibi isimlerin de halk arasında şey yapıldığı, yayıldığı yerlerdir. Tan sinemasının bir ruh kökenindeyi söyledim. Galiba şu anki Ramada Otel. Ramada Otel, evet. Ramada'nın oteli yer. Öbürü de İnci, onun karşısında. Şimdi yeni bir AVM yapıldı orası. Yani Tan sineması. Onları size sevebilirim. Onun dışında mekan olarak sorduğunuz yok. Maxim galiba mesela 100 yılın başında Maxim tiyatro olarak, eğlence mekanı olarak kullanılıyor. Hatta 50'lere kadar. Hı? 50'lerin başına. Evet. Evet. Ne eklemek istersin? Sen de yakın zamanda bir Gelikpaşa tiyatroda bir turu yapmıştın. Kabir ziyareti gibi olmuş. Hiç bir yerinde değil. Yok da. Evet. Ben şunu sormak isterim. O dönem piyes repertuarı gayet geniş. Şimdi Batı'daki birçok piyes ilk defa Ermeniler vasıtasıyla Türkiye'de oynanıyor. Evet. Otello, Molière, Shakespeare külliyatı buna dahil. Sonra çok daha bir öncü olarak çok daha Türk tiyatrosuna fayda sağlayacak ve iz bırakacak oyunlar çıkıyor. Mesela Dikrançu Hacıyan, Türkiye'de operetin belki de başlangıcı sayabileceğimiz işte birçok piyes, operetler, dizi dizi operetler ve bunlar Naşit Bey de oynuyor. Mesela o dönemin Ermeni sanatkarları oynuyor. Aynı zamanda direkler arasında da oynanıyor. Fakat bunların Türkiye'de Türkçe olarak hiçbir basılı metni yok. Acaba Ermenice matbu kaynaklarda bu metinlerin basılı halleri var mı? Hiç rastladınız mı? Şimdi Dikran Çoğulcan'ın en ünlü eseri biliyorsunuz Bebeci Horror. Horror abi. Yani ben mesela tiyatro tarihi araştırması yapıyorum ama çok tiyatroya gidiyor muyum diye sorsanız onu aynen söyleyemem. Ama mesela hayatımda hiç Bebeci Horror'u rastlamam. Yani oynamış olabilir. Çok uzun yıllardır yok. Yok değil mi? Yani 55-60 yıldır yok. Yok. Yok değil mi? Onun dışında ama Bebeci Horror'un Ermenice metinlerini şu anda bulunabileceğini biliyorum. Yani Türkçe metni var. Var. Türkçesi de var bildiğim kadarıyla. Yani Ermeni kütüphanelerinde 1920'lerde, 1910'larda basılmış nüshaları var. Ama onun dışında Dikran Çuhacıyan'ın diğer eserlerinin varlığını bilmiyorum. Yani olsa da tercüme edilse. Evet, ben de onun için söylemiştim. Türk tiyatrosuna fayda sağlar çünkü. Hakop Baronya'nın Şark İşçisi oyunu çok mesela. Şehir tiyatroları da oynandı. 100 yıl sonra. 10 yıl sonra. 10 yıl oldu mu bilmiyorum. 10 yıl. 100 yıl sonra oynandı. 100 yıl sonra. 10 yıl oldu. Evet. 2014'te oldu. Şimdi orada Şark İşçisi oyununu seyreden varsa oyunun yani bir şeyi yok yani bir yani Ermeni propagandası veyahut da bilmem ne orada sıradan bir eğlenceli bir oyun yani değil mi? Ve bunu sahneye koyan şeyin yönetmenin müthiş övgüler aldığını görmüş. Yani şimdi ismi aklıma gelmedi. Yönetmen kimdi? Belki Engin Altan. Engin Altan. Evet. Ya ne kadar iyi iş yaptı, şöyle bir yaz falan. Ya halbuki normal, oynayacak bir oyun yani. Niye oynuyor diyor ki? Dikkat çalacağını, bu şeyleri, müzikalleri... Türkiye'de müzikal ve operet konusunda ilk adımları atan Dikkat çalacağını. Ve hala bence en iyilerden biri. Plaklarda evet. Bazı kayıtları var çünkü. Evet, yani o niye onların, onun müzikleri, müzikalleri oynanmıyor? Niye onların, yani... Tabii bu hepimizin bildiği sebeplerden dolayı.
dolayı maalesef öyle bir şey var, ambargo var. Ama işte Leblebici Horhor'u niye oynatmazlar? Ah! Açma kutuyu söyletme. Ali Bey sen yapabilirsin belki ya. Ya denemediğimi zannediyorsunuz. Şimdi şeyle ilgili aslında katkı vermek için. İşte öyle bir Ermeni okulu ya da işte sanatçının gitmesinin dayanışması. Şimdi dayanışmayı unutun. Ne o zaman vardı, ne şimdi var. Böyle bir şey yok. Çünkü herkes herkesin rakibi. Böyle tuhaf bir şey var. Bir yasal şemsiye altında da olmadığı için tiyatro. Çünkü tiyatronun tanımı yok. Mesleki tanımı yok. Çünkü yasa yok. İşte şeyin Refik Ahmet Sevengil'in milletvekili olduğu dönem devlet tiyatrosunun kanunu çıkartarak devlet tiyatrosunun kurulmasını sağlıyor. Evet. Darül Bedai'de ilk önce biraz desteklenerek çıkıyor ama uzun yıllar bir devlet desteği yok. 30'lu yıllar kadar. 30-32 galiba belediye şeyini alıyor onu filan. Dolayısıyla hani Ermeni tiyatrosu da diğer tiyatrolar gibi aslında. Yani tiyatro zaten üvey. Dolayısıyla Ermeni tiyatrosunda da, yani Ermeni tiyatrosu demek ne kadar doğru, Türk tiyatrosu demek ne kadar doğru. Çünkü genellikle Batı tiyatrosundan getirilen örnekler. Çünkü onlar da aşırı hassas. Abi işte hani Zülfiyar'a dokunmayalım metinleri oynanıyor aslında. Yani hiç öyle ne Ermenicilik var, ne Ermeni meselesi var ya da ne başka bir mesele var. Meseleleri yok, sadece eğlence anlamında. İlk Batı'dan gelen örnek tiyatro 3. Sevim dönemi. Ve o zaman salon yok. Mesela Galatasaray Lisesi'nin aşağısındaki o meydana ahşap sahneler yapıyorlar. Orada gündüz oynanıyor. Antik tiyatro. Şimdiki Sen Antoine Kilisesi'nin o boşluğu. Mesela şeyi bilirsiniz, Çiçek Pasajı'nın yanındaki sahne sokak. Orada 7 ayrı tiyatro varmış. Yani aynı anda değil. Dönüşe dönüşe. Aynı anda 2 ya da 3 olmuş. Hatta Çiçek Pasajı'nın üst katı da şeyde de var. Apartman ilk orada başladı. Tabii. Zaten. Ne derler, neydi, Hacıbolu Pasajı'nda, Çuhacan orada bir defa şey yapıyor. Çuhacan'ın şey yapması da, Türkçe metinlerin imisarı şeyde olunca, onu şeyle bozuyor. İşte bu, Tülahattin şey, müzikalle bozuyor. Hatta Abdülhamit'e şikayette gidiyor. Yakup Güllü oldu ya sonra da, Yakup Güllahlı. O da diyor ki yani bu Türkçe metin değil, bu müzikal Türkçe yapıyor. O yüzden sonra çok bozuluyor falan. Şimdi bir sürü şey çekmecelerin arasında böyle notlar var. Bunların bir araya gelmesi de işte ancak 3-5 kişinin mücadelesiyle, işte araştırmasıyla falan. Bu anlamda çok önemli bir Ermeni tiyatrosu ile ilgili bir araştırma, çok ciddi bir boşluk. Bunun doldurulması adına çok önemli bir adım o anlamda. Hani çok eski, kadim bir dost olarak, çok o anlamda bir tiyatrocu olarak teşekkür ediyorum sana. Oralarda çok şey var, araştırılacak çok şey var. Keşke hani bu ara çok fazla Yunanca'ya sardım, keşke Ermenci'ye de sarsaydım. Şimdi mesela bu büyük eksiklik. Dolayısıyla söylenecek çok şey var, yüzeyden bakmak, yani bugünden o zamana bakmak biliyorsun ki çok doğru değil. O zaman işte yükselen işte bu mesela burjuvazi ilerisi durumda o zaman filan. Ermeni tiyatrosu da o dönemki diğer tiyatrolarda burjuva tiyatrosunun mantığında. Ama mesela işte bize daha yakın olan geleneksel dediği diye tanımlanan Türk tiyatrosu, orijinal tiyatrosu, şimdi Türk tiyatrosu gelenekseldir. Onun dışındaki Batı tiyatrosunun kopyasıdır. Kopyala yapıştır. Yani biz konuşuruz. Herkes şey olmaz. Dolayısıyla bizde de öyle bir tiyatro yok. Oluşamıyor. Çünkü eğlence amaçlı yapılıyor. Hani
Bir az önce dediğin gibi sinemalar vardı, işte bizim gençlerimize sinemalara gidilirdi oralar. O dönem tiyatrolar vardı, kürtlerini giyiyordu teyzeler, oraya gidiyordu, kadeh tutuşturuyorduk. Yani şimdi o başka yere gitti, televizyona gitti. Televizyonu da açtı, internette hepimiz filmleri buradan cep telefonu seyrediyoruz. Dolayısıyla tiyatronun şeyini, sorunlarını böyle yüzeysel işte acınacak durumu diyor, yok tiyatrocu kendi meselesini savunmuyor, kendi gerçeğini anlatmıyor, bir kanun için ortaya çıkıyor çünkü bunun bile farkında değiller. O dönemki dayanışmanın olmaması bence sadece Ermeni meselesinden değil, tiyatrocu olmasından. Yani tiyatro bence Ermeni ya da Alevi ya da işte Kürt ayrımcılığından da beter bir ayrımcılık. Evet. Yani. Teşekkürler. Başka varsa sorun. Peki sesli veya görsel bir başot alıcılığında kaydı hiçbir yerlerde yok mudur? Böyle hiçbir ses falan böyle oyunuz böyle oyunlar. Vardır ama ben de öyle bir böyle bir şeye girmiyorum yani benim tarzımda böyle bir şey yok şimdi yani ama araştırırsak mutlaka vardır. Var mı? Vardır. Şeyde ses kaydı olarak. Evet. Fransız Paris'te radyoda Elisa Binemeciya'nın kayıtları varmış. Evet. Yani orada bir röportaj olarak kendi hayatını anlatmış sesli olarak. Ama tabii oraya gidip onları tespit etmek lazım, ileri yaşında. Gidip getirmek lazım. O dönem Amerika'da çok mektup var. Amerika'da da çok varmış. Arjantin'de varmış mesela. Değişik. Başka sorusu olanlar mı? O dönemin önemli oyuncuların ve resimlerinin yakın zamanlarda biraz Elvan'da Ermenistan'da basılan çok güzel hatıraları var. Onun için Ermenice bilmek isterim. Çok güzel ana kitapları var. Bayağı 600 yıldır sayfalık falan düştü. Bibliografya sınırında oluyor. Bundan sonraki çalışma ne olacak Nesim Bey? Ben söyleyeyim ve kapatayım artık. Şahin ya, Madat ya, ne geliyor? Sırada ne var? Şimdi hazırladım ben. Şu anda yayın evinde. Basılmaya hazır. Ama ne zaman çıkar bilmiyorum. Mandros Brakyan'la ilgili çalışmalar var. Harika. Evet. Mardios Mirakyan da... Kadıköy'le diyebilir miyiz ona? Ha, iyi söylediniz. Çok isabetli. Gerçekten öyle. Fenerbahçe kulübü nasıl Kadıköy kulübüyse, spor kulübüyse, bence Kadıköy'ün tiyatro kulübü de Mardios Mirakyan'ın kumpanyasıdır. Yani bir kere kumpanyada bütün oyuncuları Kadıköy'de oturuyor, ikamet ediyor. Halit Ağa Caddesi'nde iki tane bahçe vardı. Birisi Mısırlıoğlu Bahçesi, diğerisi de Zamboğlu Bahçesi. Zamboğlu bir Rum zenginin konağının olduğu yerin bahçesi. Hemen Halit Ağa Caddesi'ne girdiğiniz zaman 100 metre ileride sağda, şu anda askerlik şubesi falan vardı galiba. Oralarda onun karşısında birbirine 50 metre mesafede olan iki bahçe burası. Yani Kadıköy aslında tiyatro konusunda çok potansiyeli olan bir şey, bir semt. Ve dediğim gibi Mardios Mekke'nin mabedi bu Zamboğlu bahçesi. Orayı uzun yıllar kiraladı. Yani Kadıköy'deki bütün oyunlarını, yani en çok şeyde işte direktör arasında oyunlarda oynarken, daha sonra Beyoğlu'nda, Pera'da oynarken bu yaz aylarında daha çok Kadıköy'e geliyor. Üsküdar'da da aynı şekilde bir potansiyel var. Bağlanmış tarafında, evet. Yani Kadıköy'ün şehir tiyatrosu Mardios Mirakyan'dır. Geçen de ben Kadıköy Belediyesi'nin bir gazetesi var biliyorsunuz, ücretsiz olarak her ay dağıtıyor. Onu inceledim. Orada Kadıköy'le ilgili her
seferinde bir yazı yazan, işte Kadıköy'ün eskisi, eski hallerini anlatan bir yazar var. Şu anda ismi aklıma gelmiyor. Taner Hanım. Sayfada. Vallahi hatırlamıyorum. Sonra Google'da araştırdım. Yani sağ olsun iyi bir Kadıköy tarihçisi. Epey bilgileri paylaşıyor. Fakat dikkat ettim, Maydanoz Mınakere farkına varmamış. Hani adamla bir tanışma imkanım olsa onu hatırlatmak ve elindeki bilgileri de ona vermekten... Taneran mı acaba? Hı? Kendi Taneran. Bilen ki şu anda ismi aklıma gelmez. O bakımdan ama bilinmiyor işte yani. Halbuki Kadıköy işte ya. Kadıköy'ün yeri de belli yani. Onun oturdukları yerleri de belli. Yani şu bahsettiğim Mınakere Kumpanyası'nın bütün sanatçıları genellikle şu anda altı yoldan şeye doğru, Bahariye'ye doğru giden yerde oturuyorlar hepsi. Evleri oradaymış. Şeyde Halitağ'daki o bahsettiğim Zamborlu bahçesinde gösteri bittikten sonra hep birlikte şeyden çıkıyorlar, tiyatrodan çıkıyorlar. Ve dediğim yere geldiği zaman işte biri sağdaki yere gidiyor, öbürü soldaki evinde, öbürü biraz daha ilerideki iyi akşamlar deyip bir şekilde böyle bir ortam tiyatrosu, işte Kınar Sıvacıyan, işte bahsettiğimiz Mülakyan, oğlu, gelini, akrabaları, bilemeyeceğimler, bilemeyeceğim bir şey, efsane bir aile aslında. Yani onu çok detaya girmek istemiyorum ama Eliza Bilemeyeceğim'in annesi babasını kastediyorum. Annesi babası da tiyatrosu çünkü. Mülakyan kitabı çıkınca konuşuruz onları da. Tamam. Bile burada. Tamam. Çok teşekkür ederim.